Burada yanlış olan nedir? Yani Deniz Akkaya diyor ki işte yanlış bir evlilik sonucu doğan diyor kızı için. Şimdi Bunu duyan çocuk annem beni istemiyor herhalde. Yani benim annem olduğu için mutlu değil diye düşünmez mi? Bazen kötülük doğuştan gelir diyor. İşte eski eşini eleştirirken kızına da atıfla bazen kötülük doğuştan gelir. Bu huylarını bu babasından almış gibi şeyler söylüyor. Sanki burada bir yanlışlıklar, hatalar silsilesi var. Nasıl değerlendirdiniz? Elbette ki çocuğumuzun babası yüzünden suçlanıyor olmak, bir çocuğu babası dolayısıyla suçlamak çok hatalı bir davranış. Yani bazı genlerini çocuklarımız babalarından alabilir ama bu genlerinden dolayı suçlu bir çocuk oluştuğunu söylemek büyük bir hata. Bunu ne bir kendi çocuğumuz için ne de bir başka çocuk için söylemek oldukça yanlış bir davranış biçimi olacak. Fakat burada ben Deniz Hanım'ın da hani anneliğine laf söylendiği için tepki verdiğini düşünmek istiyorum. Öyle olduğunu düşünmek istiyorum açıkçası. Bu yüzden bu kadar agresif olmuştur demek istiyorum. Az Her önceki videoya atıfla mı söylüyorsunuz bunu? Evet, yani her İlk annenin paylaşıma değil ama. evet. Her annenin çocuğunu sevdiğini düşünmek istiyorum. Böyle iyi niyetli olmak istiyorum açıkçası. Çocuğu için kötü bir şey söylemeyeceğini düşünmek istiyorum. Çocuğuna kötü demeyeceğini düşünmek istiyorum. Böyle iyi niyetli olmak istiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum ama ben iyi niyetli yaklaşmak istiyorum ve çocuğuna kötüdür demediğini düşünmek istiyorum. Bu açıdan yaklaşıyorum. Ama genel anlamda baktığımda anne babaların yanlışlarını çocuklarına mal etmek asla doğru bir yaklaşım olamaz. Anne babaların yanlışları olabilir, hataları olabilir, olumsuz insanlar olabilir, Deniz Hanım yanlış bir seçim yapmış olabilir eşiyle ilgili. Ama bunu çocuğuna mal etmenin doğru bir yanı, anlamlı bir yanı olamaz. Çocuğu da genç bir kızdır, bir ergendir, fevri davranışları olmuştur. Olacaktır da zaten. Ama bu kızıyla kendi arasında çözeceği bir şey. Yani babasından kaynaklı olduğunu düşünmek ve bunun için babasını suçlamak bu işte ikisi arasında halledilebilecek bir şey değil. Yani sadece bu konuşmalar bağlamında söylüyorum. Yoksa bu haber vermek, sosyal kurumlara götürmek bağlamında konuşacaksak o konuşmayı o anlamda da genişletebilirim. Konuşalım. O bağlamda da konuşalım. Deniz Akkaya'nın ruh haline ilişkin ne söylemek istersiniz? Yani bir anne ile çocuğu arasındaki ilişki özel bir ilişki. İşte hepimizin çocukları var. Benim de ergen yaşta bir oğlum var. Dediğiniz gibi bazen işte ilişkinin gerilimli bir hal aldığı oluyor. Ama işte bunu sosyal medyada paylaşmak, kızım bana bunu yaptı, beni balkona kilitledi. Zaten ben işte yanlış bir adamla evlilik yaptığımda bu çocuk öyle dünyaya geldi falan. Bunu sosyal medyada başka insanlara faş etmek. Ne var Yani bunu? Nasıl zaten bir ruh hali var bunun arkasında? bunun hiç kabul edilebilir de bir yanı yok. Yani çocuklarımızın çok olumsuz tavırları olabilir, hakeza anne ve babaların da olabilir. Ama bu çocukla anne baba arasında yaşanacak bir şey. Bunun başka insanlar tarafından biliniyor olması, bir mahremin paylaşılıyor olması demek, bunu kabul görebilecek bir yanı yok. Yani ben bu meseleyi halledemiyorum, buyurun beraber halledelim, buyurun birlikte çözelim demek ki bunu kabul etmek çok mümkün değil. Yani anneliğime müdahale etmeyin diyen bir insanın anneliğini, çocuğunu sosyal medyaya paylaşmasını anlamak da mümkün değil. Yani eğer sizin meselenizse aranızda halledin o zaman gerçekten. Nasıl hallediyorsanız çocuğunuzu sosyal medyaya şikayet etmeyin. Ediyorsanız da söylenecek lafları duyacaksınız. Başka çaresi yok demektir bunun. Yani duymak istemiyorsanız siz ortaya çıkarmayın. Siz ortaya çıkarmadığınız sürece ortaya çıkmaz zaten. Aranızda yaşayabilirsiniz istediğiniz sorunu. Peki, bu bağlamda çocuğun devlet koruması altına alınması, çocuk esirgeme kurumuna gönderilmesi doğru bir karar diye düşündünüz mü? Düşünür müsünüz? Şimdi zaten bunu kendisinin bir ceza olarak yaptığını söylüyor. Evet. Fakat Ben gönderdim burnu sürtsün diye diyor. Evet. hukukta bile suçla ceza arasında bir denklik olması gerekir. Yani hukuk suça uygun ceza verir.
Bir çocuğu sosyal kurumlara göndermek bir suç, bir ceza ise eğer, bu bir ceza değil, bir koruma için yapılan bir davranıştır. Yani bu şu demektir: annesi babası çocuğa bakamıyor, o yüzden gönderiliyor. Bu bir ceza değildir. Anne babanın yetersizliğine yapılan bir vurgudur. O yüzden bu bir ceza olarak addedilmemelidir. Deniz Hanım olayı böyle yorumlamış ama bu bir ceza değil. Anne babanın yetersiz olduğunu gösteren bir kavram. İkincisi, bunu kendisi bir ceza için yaptığını söylüyor ama hangi suçundan dolayı acaba çocuğunun yapılmış ve bu nasıl bir ceza? Anne babadan ayrı şöyle kaldı. diyor, söyleyeyim size. Şöyle diyor. Ben diyor, bana hiç kimse böyle davranamaz diyor. Yani bazen kötülük doğuştan gelir, genetiktir ama bana bunu kimse yapamaz diyor. İşte hani Tamam. balkona kilitlemiş falan ya, onu Evet, söylüyor. çocuğu diyelim kendisine, diyelim ki yapmış, saldırgan bir davranışta bulunmuş. Evet, ergenlik çağında biz bu davranışları görüyoruz. Ben yaptı demiyorum ama yaptığını kabul edersek, varsayarsak da bu çocuğuyla kendi arasında çözeceği bir şey. Yani çocuğuna karşı bir ceza uygulamak istiyorsa anne, bunu annesi çözer. Bunu devlet kurumları yoluyla, hapisler yoluyla çözmez. Yani biz çocuklarımıza ceza vereceksek bunu kendi düzeyimizde ve hak ettiği oranda veririz. Böyle bir hak ediş yok. Ayrıca da sosyal kurumlara göndermek, dediğim gibi, bir ceza değil. Anneden babadan korumak üzerine yapılıyor. Evet. Yani kendisinden korumasını istiyor devletin çocuğunu gibi dengesiz ve istikrarsız konuşmalar görüyorum. Bana Deniz Hanım'ın nasıl olduğunu, ruh halini sormuştunuz. Evet. İsizlikler görüyorum söylediklerinde, istikrarsızlıklar görüyorum. Ruh hali için sinirli dışında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Biz ruh sağlığı uzmanları çok çabuk kararlar vermeyi sevmeyiz. Birisinin ruh haliyle ilgili hemen yorumlarda bulunmayı sevmeyiz. Ama konuşmalarında gördüğüm şey, birbirini tutmayan yorumlarda bulundu. Yani bir söylediği, bir söylediği arasında tutarsızlıklar var. Kendisinin ceza için verdiği, söylediği şey aslında bir ceza değil, bir koruma. Ve ayrıca da kızının suçu diye söylediği şey bir suç değil, bir hatalı davranış olabilir. Hatalı davranışın karşılığında da kendisinin bir yaptırım uygulaması gerekir. Ceza da demiyorum, bakın, yaptırım uygulaması gerekir. Bu yaptırımı kendisi değil, bir devlet kurumundan uygulamasını bekliyor. Devlet kurumu da bunun karşılığında kendisinden uzaklaştırıyor. Peki, yani ortada bir anlaşılmaz durum var dolayısıyla. Anladım. Peki Özlem Hanım, şimdi çocuk devlet korumasına, çocuk esirgeme kurumuna alındı. Şimdi bundan sonra ne olur sizce? Yani sanki Deniz Akkaya burnu sürsün diye ben gönderdim diyor ya, hani çocuğun burnu bir süre sürtecek. Bir ay, iki ay, altı ay, neyse, onun beklentisini bilmiyorum. Sonra çocuğu getirip geri vereceklerini düşünüyor ama öyle olmama ihtimali var mı? Tabii ki öyle olmayacak. Çünkü bu tür kurumlarda yapılan genel uygulama, hem çocuğun psikolojisinin hem annenin psikolojisinin değerlendirerek, çocuğun psikolojisinin de annenin psikolojisinin de birlikte yaşama uygun olup olmadığı, annenin gerekli ebeveynlik kriterlerine uyup uymadığının saptanması ve çocuğun orada olmasının, özellikle çocuğun orada olmasının çocuk ruh sağlığı için uygun olup olmadığının saptanması yönündedir. Eğer annenin psikolojisi düzgünse bile çocuğuna uygun ebeveynlik yapacak durumda değil ve çocuk da bu ebeveynlikten zarar görecek durumdaysa, o zaman çocuğun annesinin yanında olmaması yönünde karar verilir. Dolayısıyla bu Deniz Akkaya ben istiyorum demesiyle olacak bir şey değil bu aşamadan sonra. Tamam, benim çocuğumun burnu sürttü, artık yanıma gelebilir dediği zaman çocuk esirgeme kurumu kızını yanına vermeyecek maalesef. Evet. Peki çocuğun ruh halinin ne olduğu konusunda burada en konuşulmayan mesele oymuş gibi geliyor bana. Yani işte anne yanlış evlilik yapmış, annenin anlattığına göre baba hayırsız çıkmış, kızla çocuğuyla ilgilenmemiş vesaire falan. Çocuk şu anda ne düşünüyor olabilir sizce? Nasıl bir ruh halinde olabilir bunları duyduktan sonra, gördükten sonra? Annesinin söylediği şey doğru oldu. Yine varsayımsal konuşmak durumundayım, evet, ama baba böyle ilgisiz bir baba ise bu çocuk baba yönünden şanssız demektir. Yani bir ebeveyni kayıp demektir. Fakat hiçbir çocuk annesi ya da babası için
olumsuz bir şey duymak istemez ama anladığımız kadarıyla bu çocuk babası için hep olumsuz şeyler. Önde bir şey daha eklendi buna. Annesi tarafından da bir tür terk edilme, itilme yaşamış oldu. Bu da çocuğun ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyecek ve kendini tamamen yabancı bir ortamda hissedecek. Oradakiler, yani esirgeme kurumundakiler ne kadar yakın davranırsa davransın, çocuğun alışmadığı bir ortamda, alıştığı düzenin dışında bir yaşamı söz konusu olacak ve bilmiyor. Yani belirsizlik çocukların en sevmediği şey. Ne yapacağını, hayatının bundan sonra nasıl devam edeceği hakkında hiçbir fikri yok. Ergenlerin tam ben kimim, ne olacağım, ne yapacağım diye kimlik bunalımı yaşadıkları bir yaşta, bir de belirsizlik eklendiğinde çok tedirgin oldukları bir çağ bu. Bu tedirginliklerinin, normal tedirginliklerinin, yaş gereği yaşadıkları tedirginliklerinin üzerine bir de böyle bilinmezlikler eklendiğinde, bir de sevilmiyorum, istenmiyorum duygusu eklendiğinde oldukça kritik ve zor bir dönem bekleyecektir. Gerekli destek verilirse elbette ki kızı kendini toparlayacaktır ama onun en büyük zorluğu tabii ki kızı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Her zamanki gibi en olumsuz etkilenen çocuklar oluyor. Özlem Hanım, bunu sormak da doğru yapıyor muyum bilmiyorum ama bazen yani bu tip örneklerle karşılaşınca daha yani pek çok işte yani çocuğa üzüldüğümüz pek çok başka örnek olayla da karşılaştık. Yani insanlar işte otomobil sürmek için ehliyet almaları gerekiyor, ne bileyim tekne sürmek için ehliyet almaları gerekiyor falan ama bu anne babalığın bir ehliyeti yok. Yani çocuk yapmaya karar veriyorsunuz, bir eş buluyorsunuz kendinize ve yapıyorsunuz. Yani keşke anne babalıktan önce evlilik için de bir evlenebilir mi bu insanlar diye bir önce sorulsa, sonra bir evlilik okulu olsa, ardından da anne baba olmadan önce bir anne baba okulu olsa da insanlar biraz anne babalığı öğrenebilse. Çünkü bu da öğrenilesi bir şey. Bilemeyebilir insanlar. Bu sorumluluğu alamayabilir. Hı-hı. Almak istemiyor olabilir. Ama bunları aldıktan sonra, ha evet ben anne baba olabilirim, olmak isteye olabilirim. Yaşım geldi artık anne olayım. Yaşım geldi baba olayım diye değil de istiyorum anne olayım. İstiyorum baba olabileyim. Bu böyle bir sorumlulukmuş deyip anne baba olabilseler o zaman herhalde çocuklarımız da daha sağlıklı çocuklar olacaklar diye peki, düşünüyorum ben. Peki Özlem Hanım, bazen hani işte özellikle ergen yaştaki çocuklarla ilişki gerilimli bir hal alabiliyor ya. İşte mesela bir şey söyleyeceksiniz, dilinizin ucuna geliyor, son anda ısırıyorsunuz, söylemiyorsunuz falan. Böyle gerilimli anlarda, yani ergen çocukların anne babayı zorladığı anlarda, işte sonradan pişman olunacak bir şeyi yapmaktan geri durmak için anne babalara bir tavsiyeniz var mı? O anlarda şunu yapabilirsiniz, bir kurtarıcı formül olarak gibi. Böyle hani şey, hap formüllerimiz olmasa da sadece şunu hatırlayın diyorum. Bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi demeksizin aslında sizin zamanınızda da sizin içinizde bir şeyler kalmış olabilir. Çünkü ergenlik 1950'lerde de, 70'lerde de, 2000'lerde de aynı hormonlarla ilerliyor. Kültürel belli farklılıklarla ifadelerimiz değişebiliyor, duygularımızı ifade etme biçimlerimiz değişiyor. Ama aslında aynı şeyi yaşıyor insanlar ergenlik döneminde. Yani kim olduğunu fark etmeye çalışan, kendine güvensin mi, güvensin, güvenmesin mi bilemeyen ve onun isyanlarını ve karışıklığını yaşayan gençlerden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla tutarsız davranışları olan, bugün denize gitmeyi çok istiyorum deyip yarın ben denizden nefret ederim diyen gençlerden bahsediyoruz. Evet. Onlara tepki verirken tepkilerimizi azaltıyor olmamız, yani bir düşünüp, beş düşünüp bir hareket ediyor olmamız bize saygılarını azaltmıyor. Bizi daha az saygıyla karşılamıyorlar öyle olunca. Yani sustuğumuz zaman biz büyüklüğümüzden bir şey kaybetmiyoruz, çok daha büyüyoruz aslında. Bize saygıları da sevgileri daha çok artıyor. Ben büyüğüm, bana böyle yapılmazın uygun bir zamanı değil ergenlik çağı.
Ergenlik o delikanlılık dediğimiz, o kandaki deliliğin çok arttığı bir zaman. Evet. Onlara susup sakin sabırlı olursak bunun semeresini çok daha fazla alacağız. Çünkü o çocuğun o güvene, o şefkate bebeklikte duyduğu kadar çok ihtiyacı olduğunu bilelim. Kendini bulma çağı. Böyle düşünürsek çocuklarımızı herhalde daha sevecen, daha ilgili oluruz. Ama bir ilgi, bir ihtiyaçları daha var. Bunu söylerken bunu da söylemek zorundayım. Sınırlara çok ihtiyaçları var. Çünkü tam da kendilerini koca bir geniş alanda koştururken bulabilirler. Çok net, çok sakin sınır koyup aynı zamanda şefkatli ve anlayışlı olursak sanırım ergenliği biraz daha kolay atlatabiliriz. Peki. Gençlerimizle birlikte. Özlem Hanım, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bir röportaj oldu. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkürler. Sağ olun. Size de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Asıl meselenin sonuna geldik. Hoşça kalın.